Dilerseniz önce sizin bakışınızı da merak ediyorum gerçekten. Burkay merkezli tartışmada siz de hani Kürt siyasetini yakından izliyorsunuz, röportajlarınızı da okuyoruz. Siz nasıl resmi, nasıl yorumluyorsunuz bu gelinen noktayı? Yani burada tabii bu memlekette olduğu gibi Kürtler arasında da demokrasi geleneğinin demokratik bir geleneği olmadığının göstergesi. Bu memlekette zaten herkesin başına gelir, Kemal Bey'in başına gelenler. Biri bir fikir ortaya atar, hemen hain, alçak diye üstüne yürürler. Devletin hoşuna gitmeyen şeyleri biri söylediği zaman devlet nezdinde alçak ve hain olur. Başkasının, örgütün hoşuna gitmediği bir şeyler söylediği zaman onların gözünde alçak ve hain olur. Zaten bu aydın denilen insanın kaderi. Ve fakat tabii ben hani Kemal Bey'in söylediklerine baktığım zaman okudum ben işte İnsan Hakları Komisyonu'nda verdiği ifadeyle ilgili olarak. Kemal Burkay'ı oradaki fikirlerin hiçbir tanesi Kemal Burkay'ın kendisinin değil. Kemal Burkay onları Abdullah Öcalan'ın bir kitabından alarak söylüyor. Yani Kemal Burkay PKK devlet tarafından kuruldu. Dolayısıyla devlet bunları palazlandırdı, büyüttü, bugüne getirdi diye bir fikir ileri sürmüyor. Bunun için evet, referans olarak evet İmralı'yı gösteriyor değil mi? Evet. Çok güçlü argümanlar olması gerekir. Abdullah Öcalan'ın bir kitabından alıntı yapıyor. Abdullah Öcalan diyor ki vakti zamanda devlet bizi ekmeğini, suyunu, istedi, silahını verdi diyor, demişti evet, değil mi o lafı? Biz de devleti kullandık diyor işte. İkimiz de pilot Necati diye bir kimi soktu falan filan. Biz de bunları kullandık diyor. Dolayısıyla da Kemal Bey'in söyledikleri Abdullah Öcalan'ın söylediğinin sözlerinin tekrarı. Yani eğer orada o insanlar Kemal Burkay'a kızmadan önce Abdullah Öcalan'a kızmaları gerekiyor. Sen niye böyle şeyleri, hatta Kemal Burkay'a yaptıkları hakaretlerin benzerini de Abdullah Öcalan'a yöneltmeleri gerekiyor ki herhalde bu pek mümkün değil. Yani Kemal Burkay'ı bulmak kolay, söylemek kolay. İşte ne olacak? Bir silahı yok, ordusu yok, adamı yok. İşte bir tane kalemi var. İşte belki de bilgisayarı da yoktur. Ne bileyim ben. Evet. Yazıyordur. Bugün şair bir insan. Doğru. Bugün gazetesinde de bunlar var zaten. Benim elimde silah yok diyor Kemal Burkay. PKK gibi devrimci ve yurtsever örgütlere, kişilere, örgüt içindeki farklı seslere, halka karşı silah kullanmadım. Çok şükür elim temizdir. Benim tek silahım düşüncelerim. Şu laf enteresan geldi bana Muhsin Kızılkaya. Halk eninde sonunda gerçekleri öğrenecek. Bu süreç başlamıştır. Yani böyle bir tanıma uygun bir durum mu ya da anlatmaya yeterli bir ifade mi, iddialı bir laf mı? Yani öyle bir süreç başlamıştır. Yani bir kırılma ve belki bu konuda yani örgütün nasıl devletle ilgili sorunları olanların bir sıkıntısı var. Hani örgütle ilgili daha demokratik ifade özgürlüğüne sahip olmak isteyenlerin de elleri kolları bağlı. Ama o süreç başladı gibi yorumluyor Kemal Burkay. Böyle bir yani vehmedebilir miyiz? Böyle bir önem arz ediyor mu bu durum? Valla yani tabii hani bu tür silahlı yapılar, bu tür totaliter yapıların kendi içindeki bir takım meseleleri gizleme, su yüzüne çıkarmama miatları çok uzun değildir. Vakti zamanda Stalin dönemi Rusya'sında benzer hadiseler işte ne bileyim 40 sene üzerinden geçer. Karlı Kayın ormanlarında ne olduğu ortaya çıkar. Ya da ne bileyim 50 sene üzerinden geçer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dersim'de yaptıkları ortaya çıkar. Aradan 20 sene geçer, 10 sene çıkar. PKK'nın içinde olan biten, çünkü bu tür devasa büyük yapılar kendi günahlarını isteseler de istemeseler de örtemezler. Dolayısıyla bunlar ortaya çıkar. Yani siz büyüdüğünüz zaman ve sürekli kendi varlık sebebinizi, varlığınızı bir güç üzerine kurduğunuz zaman, bir otorite üzerine kurduğunuz zaman, bir tahakküm üzerine kurduğunuz zaman mutlaka başkasını ezersiniz. Başkasının sesini kısarsınız. Bunlar da bazı durumlarda gizli kalır ama hani an gelir bunlar ortaya çıkar. Ama hani bana Kürtler PKK'ya yüz çeviriyor mu, işte başka bir türlü bir şey oluyor diyorsanız. Yok. Yani tartışma anlamında, yani politik anlamda bunu konuşuyor olmak bile belki düne göre yeni bir durum. Mutlaka yani daha önce bunlar konuşulmuyordu işte. Hani şöyle bir şey işte ne bileyim bizimkiler yaparsa iyi yapar. Yani bilirsiniz şimdi siz bir Türk milliyetçisine isteseniz yani zorlasanız da Türk milliyetçisine Türkiye Devleti'nin
bazı günahlarını kabul ettirmezsiniz, ettiremezsiniz. Evet, yani bir MHP'liye kalkıp devletin bazı günahları işlediğini itiraf ettiremezsiniz. Bir Kürt milliyetçisi için de aynı şey geçerli. Onlar da işte şimdiye kadar bu yapıyı kendi tırnak içinde kurtuluşlarının bir şey olarak görmüş, bir aracı olarak görmüşler. Dolayısıyla yaptıkları her şeyde mübah olarak görüyorlar. Ama şimdi yavaş yavaş insanlar başka türlü bir gerçekle de karşı karşıya kaldıklarını farkına varıyorlar. Yani ne bileyim, hani mesela Uludere hadisesinde devletin çok çok büyük bir günahı var. Henüz ne bileyim suçunu tırnak içine itiraf etmemiş ama öncelikle tazminat meselesini gündeme getirdiler. Şimdi eskiden bu da yoktu. Yani devlet yapardı, öldürürdü, gömerdi, saklardı. İşte aradan 30 sene geçtikten sonra kafatasları, işte kemikler hapishane bahçelerinde, işte karakol civarlarında, işte hapishane bilmem civarlarında böyle ortaya çıkıyor. Yani o gerçekle de yüz yüze kalıyorsun. Yani aynı şey bir taraf içine geçerli. Doğru. Görüyorum. Peki Muhsin Kızılkaya, acaba yani BDP'nin içinden de Fatih Altaylı da dün teke tekte vardı, Sırrı Süreyya Önder'in söyledikleri, yani o da bir devlet projesi çerçevesinde getirildiğini Burkay'ın söyledi. O da yani herhalde Burkay için ağır bir itham oldu. Kendisi de ya bunu... Böyle şey mi olur ya, bu ne biçim laf? Şimdi devlet projesi ne demek? Şimdi Kemal Burkay'ın, Sırrı Süreyya Önder'in bu memlekette yaşama hakkı kadar Kemal Burkay'ın da o kadar yaşama hakkı var. Yani eğer Sırrı Süreyya Önder gibi insanlar bu ülkede yaşıyorlarsa Kemal Burkay'da burada yaşama hakkı vardır. Bu hak elinden alınmıştır. Sürgündeydi. Dolayısıyla kendi ülkesine geri geldi. Kendi ülkesinde şu anda yaşıyor. Kendi ülkesinde yaşıyor olması, Sırrı Süreyya'nın bu ülkede yaşıyor olması ne kadar bir devlet projesi ise Kemal Burkay'ınki de o kadar devlet projesiydi. Ne demek? Kendi ülkesine gelmiş. Yani bu ülkenin bir yurttaşı. Bu kadar basit. Buranın bir yurttaşı, vergisini vermiş, askerliğini yapmış, çilesini çekmiş, hapishanesinde yatmış. Her türlü nelametiyle, her türlü belasıyla baş etmeye çalışmış bir insan. 30 sene ülkesinden sürgün ayrı kalmış. Bu memlekette az buçuk demokrasi gelince, az buçuk düşünce özgürlüğündeki engeller kalkınca, insanlar biraz daha birbirlerini anlamaya başladıklarında kendi ülkesine geri dönmüş. Devlet projesi ne demek? Yani birinin bu ülkede var olması ne demek devlet projesi? O zaman anasının bir ak sütü kadar bu ülkede yaşama hakkı var. Devlet projesi ne demek? O zaman Musa Anter'in oğlu da yani bir mektup yazdı. O hakkını bir şekilde babasının kabrine gitmek için kullandı. O zaman böyle de bir zor durumda kalıyor insanlar. Yani o haklarını elde edip bu ülkede yani fikirleriyle tartışmaya katılmış olmak bile onların yeni bir mevzi elde etmeleri. Ama siz bunu devlet izin verdi geldiniz, o zaman onunla birliktesiniz algısı tehlikeli değil mi? Onu demek istiyorsun sen de. Yani, herhalde yani devlet izin verdi. Şimdi yani evet, şimdi şöyleydi. 12 Eylül yasaları Kemal Burkay gibi insanların bu memlekette yaşamaya haram etmişti. Devlet de bunu ortadan kaldırdı. Kendi ülkesine geri döndü. Bu kadar basit. Evet. Yani devlet izin verdi ne demek? Biz baktığı zamanda işte ne bileyim bu referandumla ilgili olarak yetmez ama evet derken bunu söylemeye çalışıyorduk. Bazı yasalar değişsin, bazı 12 Eylül müsebbipleri yargılansın, bir şeyler olsun. Bu ülkede eksiksiz bir demokrasi, topal bir demokrasi hiç olmasa bir tarafından gelsin. Ve insanlar da kendi yurtlarına, çoluk çocuklarına, kendi ölülerinin mezarlarına gelip kendi analarının, babalarının mezarları başına bir fatiha okusun. Bu hakkı niye insanlardan esirgiyorsunuz? Madem öyle, siz niye gidip başka bir ülkede yaşamayı kendinize bir şey olarak görmüyorsunuz? Böyle bir şey. Devlet bu kadar kötü bir şeyse bu ülkede, bu devletin bayrağı altında niye yaşıyorsunuz? Devlet bu kadar kötüyse bu devletin meclisine niye gidip vatanın bölünmez bütün üzerine yemin ediyorsunuz? Devlet bu kadar kötüyse o devletin maaşını niye alıyorsunuz? Onun sağlık harcamalarından niye yaralanıyorsunuz? Onun sigorta bilmem niye yaralanıyorsunuz? Onun makam arabasına niye biniyorsunuz? Bir şey mi olur ya? Evet. Kemal Burkay'da bunların hiçbiri yok. Bu arkadaşlar da var, kusura bakma. Evet, o senin de tepkini çekmiş Muhsin Kızılkaya. Bir şeye geçelim biz diler. Peki son soru şu. Peki bir karşılık bulur mu sence? Yani Kemal Burkay'ın yani silahlar sussun, kendisi de zaten sosyalist bir duruşa sahip. Yani o biliyoruz görüşlerini, yaklaşımını. O da başka bir nefes alacak bir ifade tarzına sahip. Yani Kürt siyaseti içinde bir karşılık bulur. Yani yanında insanlar olabilir mi? Yani nasıl bir öngörün var, onu merak ettim. Yani işte şöyle bir şey var. Bazı insanların bazı fikirleri birilerinin bir şey söylemesi de değişmez. Birisi bir şeye inanıyorsa ona inanır. Aradan zaman geçer, bir şey olur, kafasına taş düşer, başka türlü bir noktaya gelir. Dünyanın başka türlü değiştiğinin farkına varır. Ama hani
Kemal Burkay gibi insanların konuşmasıyla işte ne bileyim bir sürü şey bir anda değişecek gibi bakmak meseleyi çözmez. Öyle bir şey olmaz. Ama en azından bir takım ideolojik kırılmalar, ideolojik fay hatları vardır. Oralara bir şeyleri ekmek mümkündür. Yani oralarda şunu bir üçüncü taraf olabilmek mümkündür. Ölüme karşı durmak, yaşama hakkını sonuna kadar savunmak, 20 yaşında bir çocuğun ölmesiyle neleri kaybedeceğini 50 yaşına geldiği zaman düşünen bir insan, aradan geçen 30 yaşı ondan niye mahrum ettiğini düşünmesiyle mümkündür. Yani bunlar üzerine düşünmek de mümkündür. Doğru. Yoksa Kemal Burkay gibi insanlar değil ki. Kemal Burkay 80-75 yaşında bir insan. Bundan sonra herhalde kendisi için çok bir şey isteyen birisi değildir. Bu memleket güllü gülistan olursa, bu memlekette Kürtlerle Türkler, Ermenilerle Yahudiler, Asurilerle Keldaniler bir arada yaşarlarsa, burada bütün yurttaşlık haklarının eşit şekilde yararlanırlarsa, bu ülke daha demokratik, daha çağdaş bir ülke olursa bizim çocuklarımız daha güzel bir ülkede yaşayacaklar. Bizim yaşadıklarımızı onlar yaşamamış olacak. Bütün dert de tasa da bu. Ama birileri bir takım ideolojik şeylerle. Yani mesele şu, şimdi burada sakat bakış da şöyle bir şey. Şimdi PKK ile örgütle problemi olan insanların, Kemal Burkay gibi insanları kendi ideolojik amaçlarına araç olarak kullanmaları da doğru değildir. Yani Kemal Burkay orada öyle bakar. PKK'de onların meseleleri vardır. Bunun aracı olarak Kemal Burkay'ı kullanmak da doğru değildir. Kemal Burkay buna bu fikirleri 30 sene önce de söylüyordu. Şimdi de söylüyor. Bu tutarlı aydın duruşudur. Dolayısıyla bundan sonra bu fikri benimseyecek bir takım yeni kuşaklar çıkar. Derler ki ya kardeşim, silahlı mücadele ile biz bir yere varamıyoruz. Silahlı mücadele bize sadece ve sadece 30 bin, 40 bin ölü getirdi. Biz tek karış toprağı bile kurtarmadık. Ne oldu? Yani tek karış bir toprağı bile kurtarmadıysan, 30 bin insan da öldüyse, aradan 30 sene de geçtiyse, demek ki bu yöntem doğru bir yöntem değil. Yanlış bir yöntem. Yani üçüncü o taraf üçüncü taraf dediğin, özür dilerim. Kurtarmak değil, ruhunu kurtarmak. Doğru. Mesele bu. Üçüncü taraf dediğin şey önemliydi Muhsin. Onun için söyle, hani oraya vurgu yapmak istedim. Hani üçüncü taraf olabilmek ifadesi ilginç. Yani dinleyenler için de yani burada şeyi... Evet, yani ben ne devletin tarafında olmak zorundayım, ne PKK'nın tarafında olmak zorundayım. İkisinin silahlı güçleri vardır. Birbirleriyle çarpışıyorlar. Bizim elimizde silah yoktur. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Ben birisinin de ölmesini istemem. Ne devlet güvenlik kuvvetlerinin, ne PKK militanlarının, ne başkasının ölmesini istemiyorum. Çünkü hakikaten çok fazla insan öldü. Yani siz dağa çıktığınız zaman 5000 kişiydiniz. Aradan 40000 kişi öldürdünüz. Hala 5000 kişi var dağda. Demek ki olmuyor. Yani öldürerek tükenilen bir şey değil. Öbürü de şunu anlaması lazım. Biz 30000 insanı öldürdük. Tek karış toprağı kurtarmadık. 30000 kişi daha öldürsek tek karışı kurtarmayacağız. O zaman yöntemi değiştirelim arkadaşlar. Demek. Bunun için kalkıp Kemal Burkay'a küfür etmek, Muhsin Kızılkaya'yı tehdit etmek, öbürünü bilmem ne yapmakla bu iş olmuyor. Olmuyor. Başka bir yola bakmanız gerekiyor. Bunun için de pratik zeka ve yaratıcılık gerektir. Bu da eğer yoksa, vallahi bilmiyorum kardeşim, o zaman hani buna da senin sorunun.